Merhaba arkadaşlar, Deniz Ateş Bitner'le beraberiz. Kendisi bizi kırmadı bugün, evinde ağırladı ve hayatıyla alakalı, hakemlik hayatıyla alakalı ilkleri, enleri ve özel konuları sizlerle paylaşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldin, sen hoş de hoş bulduk. Geldin. Teşekkür ederim. Benim YouTube kanalıma hoş geldin özellikle. Çok teşekkürler, burada olmaktan keyif alıyoruz. Şimdi size birkaç soru sorayım. Hayatınızla alakalı, hakemlik hayatınızla alakalı. İlginç anılar bekliyorlar benden. Benim de yaşadığım ilginç anılarla ilgili. Başlayalım o zaman. Hocam ilk maçınız ve neler hissettiğiniz alalım. Ya çok enteresan. Şimdi hakemliğe başlayacağız. Her şeyi hazırladık. Koşuyu geçtik. Heyecanla ilk maçı bekliyoruz. Ki ilk maçıma da atandım. O zaman yedek hakemlik vardı. 1999'un Şubat ayı. Hiç unutmuyorum. Kavacık Stadı'nda bir maçta görevlendirdiler bizi yedek hakem olarak. Sabah saat 9'da maç. 6'da kalktım, işte hazırlandım, çantamı güzelce bir gün önceden hazırlamıştım. Takım elbisemi giydim. Heyecan da var. Bindim, tabii çok inanılmaz heyecan var. Bindim belediye otobüsüne, Kavacık'a kadar gittim. Kavacık Stadı'nı bilenler biliyor. Kavacık Köprüsü'ne iniyorsunuz ve yaklaşık 1,5-2 kilometre yol yürüdüm elimde çantayla. Stada gittim, bomboş, görevli yok, kimse yok. Allah Allah. Bekliyorsun, takımlar yok. Bekledim maç saatine kadar. Kimse gelmedi, çok enteresan geldi. Erken mi gittiniz yoksa? Yok, bir saat önce gitmiştim. Bekledim. Kimse gelmeyince, o zaman cep telefonu yok. Niye aramadın diyenler için tabii, söyleyeyim. Cep doğru, telefonu da yok. Doğru. Maç oynanmadı diye geri döndüm eve. Sonra arkadaşlarımla ev telefonundan görüştüm. İşte böyle böyle başıma geldi diye. Aynı şeyi onlar da yaşamış. Problem. Sonra derneği aradık. Dernekten şunu öğrendik. Hakem derneği değil mi? Hakem derneğini aradık. Dernekten şunu öğrendik. O haftaki bütün amatör maçları protesto amaçlı hiçbir hakem maçlara çıkmamış. Bir hakeme, o zaman dernek genel başkanıydı. Amatör maçta bir saldırı oluyor. O sebepten dolayı maçlar oynanmıyor. Böyle bir ilginç anı geldi başımızdan geçti. Hangi takımın maçlarıydı bunlar? İlk maçınız hangisiydi? Yani yedek hakem olarak gittim. Amatör maçtı. Kavacık Spor'du. Diğerini hatırlamıyorum ama Kavacık Spor'un maçıydı. Peki, A genç maçıydı. Hakemlik olarak diyelim. İlk maçınız hangisi? Onu soralım. Hakem olarak da... Yönettiğiniz ilk maç. Bir sonraki hafta yine enteresan. Yedek hakem olarak Kanlıca Stadı'na bu sefer atandım. Kanlıca Stadı'na gittim yine. Her şey hazır. O hafta maçlar oynandı ama şimdi bekleyenler için söyleyeyim. Evet. Esra Parlak diye bir kadın hakem var. Trafik kazası geçiriyor. Topallayarak geldi maça. Kendi maçı. Maça çıkamıyor ve beni onun yerine hakem olarak çıkardılar maça. Ve ilk maçıma hakem olarak çıktım ben. Yardımcı hakem olarak değil. Orta hakemdiniz. Evet, yani o heyecanı yaşayamadan böyle sahaya ittiler resmen beni. Hadi sen yöneteceksin diye. Evet, çok güzel. Da güzel geçti maç. İyi de oldu benim açımdan. Çok sorulan bir soru daha var. Yorumlardan ben takip ediyorum. Siz de elbette takip ediyorsunuzdur. Arkadaşların çok merak ettiği sorulardan biri. İlk profesyonel maçınız hangisiydi? İlk profesyonel maçım Tavşancıl Belediye Bergama Belediye maçıydı. Tavşancıl İzmit'e bağlı bir küçük mahalle aslında. O sahaya gittik yine hakem ekibi olarak. Evet. Çok heyecanlıyım. Bacaklarım titriyor maçta. Çıkacağız, bayrağı tutamıyorum. Ellerim titriyor böyle. Hakem o zaman yanında bir tane masör götürüyordu. İstanbul'da hakemlik yapanlar bilir. Masör Burhan diye bir masörümüz vardı bizim. Benim bu kadar heyecanlı olduğumu görünce işte ısınmaya çıkarken artık titriyor bacaklarım. Böyle enseme arkadan bir patlattı şamarı. Ama inanamazsın. Yıldızlar çaktı gözümde. Eyvah o ya. Anda dedi ki daha ne zor maçlara çıkacaksın. Bu maç hiçbir şey dedi senin için. O şaplığa yiyince enseme kendime geldim. Ve maçta inanılmaz o doğru heyecanı orada şeyler oldu. Güzel şeyler oldu. Heyecanı attık. Dayak yememiz gerekiyormuş açıkçası. Evet, yani oraya da geleceğim. Böyle güzel anılarımız var. Hep hocam futbolcuların hakem dövdüğünü görüyoruz futbolda. Evet. Maçlarda. Peki hiç hakem futbolcuyu döver mi? Veya evet, sizin başınıza böyle bir anı geldi mi? Geldi. İki türlü soruyorum. Geldi. Futbolcudan dayak yediniz mi veya siz dövdünüz mü? Önce dayak yedim mi yemedim mi geleyim. Bir kere hakemlikte şöyle bir tabir var. Hakem dayak yemeden hakem oldu denmiyor. Öyle yani mi? Dayak yiyen hakemesen. Klişe. Bu bir klişe. Hakem dayak yemezse hakem değil diyoruz. Doğru aynen mu? O şekilde. Ben hakem olamadım hiç. Vay. Hiç dayak yemedim. Hiç dayak yemedik. Evet. Ama çok tehlike atlattım. Bir İTÜ'de belki YouTube'da falan paylaşmışlardı o zaman doğru, görüntüleri. Bir maça çıktım. Doğru. 150 seyirci. Final maçı. Fakülteler arası final maçına çağırmıştı bir hakem abimiz beni. Onu yönetirken futbolcunun biriyle böyle didiştim. Futbolcuyu attım oyundan. Tribüne çıktı ama tribünde tel örgüler yok. 150 kişi izliyor. Maçın bitmesini bekliyorlar. Beni böyle linç edecekler. Komite bize yakın bir yerde maçı bitir. Yoksa bu 150 kişi seni hacamat edecek dedi devre arasında. Ben de onlara yakın bir yerde bitirdim. Beni böyle bir ablukaya aldılar. 2 metre bir adam geldi böyle.
O abluka içerisinden bana böyle elini kaldırdı. Ha dedim öldüm bittim. 2 metre adam. Adam evet. böyle ensemden tuttu. O kalabalığın içinden beni böyle çıkardı. Meğer komitede görevliymiş. Dedi ki binanın içine gir hocam. Siz ben binanın içine girdim. Taraftar sandım. Bana vursa zaten yarısı boşa gider. Bayılırım yani. Evet. Ama böyle o kalabalığın içinden çıkardı. Binaya gir dedi. Koştum binaya girdim ve linç edilmekten kurtuldum. Yani bir fiske yemeden oradan kurtulduk. Hakem futbolcu dövermeye gelelim. Evet. İki defa başıma geldi. Şimdi Allah. İsim vermeyeceğim Allah. Maçlara. Çünkü hukuki olarak sıkıntı yaşamayalım. Tamam. Özel bir turnuva. 11 ve 11 oynanan bir turnuva. Köy turnuvası. Polis falan yok. Biz de 10-11 tane hakem sürekli maç izlemeye gidiyoruz oraya. Hakemlere saldırı oluyor. En azından onları biz kendimiz koruyoruz güvenlik olarak. Evet. Arkadaşımızın başına bir olumsuz olay geldi. Futbolcu arkadaş, bizim hakem arkadaşımıza vurdu. Dirsek attı. Gözünü tutarken arkadaş, ben dedim ki kalkın vurdu, Serhat'ı dövdüler dedim. Serhat da izliyorsa şimdi. Ona da sevgiler. Direkt algılar olayı. Oyuncuyu tutamıyorlar böyle. Biz de bekliyoruz ki oyuncu gelsin biz vuralım. O sırada... Meslektaşınız... Meslektaşı bir, korumak için yapıyoruz biz. Yumruk yediği için tabii. Siz çok sinirlendiniz. Evet, tabii. Anladım. Biz bekliyoruz ki gelsin oyuncu. O sırada Serhat'a dedim soyunma odasına git. Serhat soyunma odasına koşarken bir futbolcunun onu kovaladığını gördüm ben. Eyvah. Bizim arkadaşlar sahada gelenleri tutuyor, savuşturuyor. Ben Serhat'ı kovalayan futbolcuyu kovalamaya başladım. Oo, Serhat hocam. Girdi soyunma odasına, futbolcu kapıyı tekmelerken ben ufaktan bir böyle dokundum. Vurdum. Tamam. Sonra bitmedi. Bu oyuncu afalladı. Dönüp kaçmaya çalışırken bizim diğer arkadaşlar da geldi ve kazara hepimizin ortasına düştü. Hadi bakalım aslandan olsun. Sonra gözünü hastanede açmış. Eyvah. Ama ben dokunmadım hiç. Özellikle söyleyeyim ben dokunmadım. Şunu soralım. Arkadaşlarımız da elbette merak ediyordur. Hep böyle sivri bir hakem miydik hocam? Genelde dik başlıydım. Evet. Yani dik başlılık zaten başa bela hakemlikte ama ben yani doğru... Lider ruhlu, ekibini koruyan, hakem arkadaşlarını her zaman savunan bir hakem miydiniz? Hiçbir zaman yardımcı hakemlerimi satmadım. Çünkü biz de öyle hatırlıyoruz. Deniz hocam hiçbir zaman için maç içerisinde hakemlerine karşı olumsuz bir tavır sergilemiyor. Hatta dayak yeni bile savunan, koruyabilen bir hakem. Bir de benim başıma geldi öyle bir olay. Yine bir özel turnuva halı saha maçı. Evet. Sezgin Akçelik arkadaşım böyle 1.85 boyu var, yaklaşık 110 kilo. Sezgin Bey'e de selamlar. Yan sağda maç yönetiyor. Bir avukatlar turnuvasıydı, ona da söyleyeyim. Avukatın bir tanesi işte 1.70'lik, 1.65 boyu var. Maç içerisinde bana seninle görüşeceğiz falan dedi maç içerisinde. Söyleyince ne görüşeceğiz dedim. Görüşeceğiz seninle dedi. Ben kırmızı kart çıkardım tehdit ettiği için. Geldi bana vurmaya çalıştı, kafa atmaya çalıştı. Tamam mı? Kafa atmaya çalışınca o sırada yan sağda Sezgin de maçı durdurmuş ve bizi izliyor. O bana vurmaya çalışınca ben sadece şöyle kafayı çevirdim. Sezgin kara tren gibi geldiğini gördüm. Oh. Ve bu arkadaşa bir vurdu. Arkadaş iki takla attı. Of, of, of. Döndü Sezgin'e vurmaya çalışırken ben ittim. Sonra ikimizi tutuyorlar. Ayırmaya çalışıyorlar. Sezgin'le beni tutuyorlar ki hani saldırmayın vurmayın diye. Anladım. Bakın bunlar tasvip ettiğimiz şeyler değil ama bazen hakemin de kendini savunması lazım. Bunlar tabii. Olabilecek şeyler maç içerisinde. Evet. Oyuncudan... Şikayetçi olmadık tabi. O da bizden şikayetçi olmadı ve maçı yönetmedik. Sezgin'le birlikte biz Sezgin'in maçına devam ettik. Dünya tarihinde ilk olmuştur belki. İki hakem tek bir maç yönettik. Aynı anda. Bir yarı sahadaki faulleri Sezgin çaldı. Bir yarı sahadakileri ben. Oyun kurallarını tabi hiçe saymadık. Bu özel bir turnuvaydı. Birazcık da böyle eğlence tarafındaydık. Oyuncular evet. da bize destek oldu. Gayet güzel bir geride kalmış hoş bir anı diyelim. Bir de son olarak bu tarz sorularımızdan ziyade şiddet vari olaylardan ya onlar için eğlence tarafıydı. İlginç bir maç anınız. Yine amatör hakemken bunları anlatıyorum özellikle amatör hakemken çok fazla maç yönettim ben klasmandayken 500'e yakın maç yönettim. Maşallah. Bir tane okul maçına gittik. Biz ekip olarak gidiyoruz hep arkadaşlarımız da işte 5-6 kişilik antrenman grubumuz olan, ekip arkadaşlarımız olan bir grup. Sahaya gittik. Sahada kalelerin filesi yoktu. Takımlardan bir tanesi gelmiş, bir tanesi gelmemişti. Saha çizgileri çizilmemişti. Toprak bir alan. Toprak bir alan, hiçbir şey yok sahada. Evet. Sonra komiteden birini aradık. Dedik ki hocam işte köşe gönderi yok. Olsun dedi, bir şey olmaz, idare edersiniz. Hocam dedim çizgiler yok. Ya dedi işte halledersiniz dedi. Oh. Hocam takım yok. Olsun dedi. Olsun dedi. Siz dedi yine tahmini olarak oynatın dedi. Tamam mı? Öyle mi? Tahmini olarak tahmini. Çizgiyi tahmini oynatacağız.
Ama ilginç olan şu soru şu. Çizgi yok dediğimiz zaman böyle yaptı. Hiç mi yok dedi. Yok. Klasik Türk sorusu. Bu bizim sorusu. Milli hatta hiç mi yok? Türkiye'de çok meşhur bir soru kalıbıdır. Yok deriz, cevabı hiç mi yoktur. Yokun hiç de var maalesef. Ama enteresan. Evet, doğrudur. Dolayısıyla takımlardan biri gelmedi. Zaten maçı oynatamadık. Öyle enteresan bir an oldu. Hiç mi yok diye. Halen de arkadaşlar arasında bizim böyle bir geyik vardır. Tahmin olarak oynat tahmini diye. Tahmini oynat. Evet. Şu anki MHK herhalde şöyle tahmini böyle tahmini diye. Tahmin olarak atama yapıyorlar şu anki MHK. Çok enteresan evet. Davranıyorlar. Evet, Deniz hocamızla beraberdik arkadaşlar. Böyle güzel anılarını bizimle paylaştı. Umarım videolarımız bundan sonra devam eder. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı unutmasınlar hocama özellikle. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığı için ve hocamın kanalına abone olup bu tarz videoları bol bol izleyebiliriz hep birlikte. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hocam görüşmek üzere bir sonraki videoda.